Afiyet olsun herkese. Nerede? İlaçlarımı yenileriyle değiştiriyordum. Doktorun ilaçlarını mı değiştirdi? Evet. Neden? Öyle gerekti. Hayırdır? Bir yere mi geç kaldın? Sayenizde. Şu an bütün arkadaşlarım aynı yerde çılgınlar gibi eğleniyor ve ben burada oturuyorum. Sen de ailenle güzel bir akşam yemeği yiyorsun. Gençlik geri gelmeyecek ki abla. Tuğçe, herkes yaşlanıyor ve kimse senin kadar gezmiyor. Merak etme, aile de önemli. Nereye? Afiyet olsun size, doydum. Odama çıkıyorum. Sen bu kafayla daha çok odana çıkarsın. Derdi neymiş hanımefendinin? Kendisi cezalı. Hoşlandığı çocuk partide ve rakipleri çok çetin. Bence fazla üstüne gitme. Sen de onun yaşındaydın bir zamanlar. Hayır, ben öyle değildim. O bir gün birinden hoşlanıyor, ertesi gün başkasından bahsediyor. Ben gözümü açtım, seni gördüm. Kusura bakmayın, komik geldi de. Sosyal ya da sportif bir aktiviteyle ilgilense böyle olmaz. Biraz o konuda eksik kaldı Tuğçe. Ha? Bundan sonra Murat daha çok evde olacak. O ilgilenecek diye düşünüyorum bu eksik yönleriyle. Doğru. Artık şirketimizi yöneten bir profesyonel var değil mi? Ne biliyorum, pek memnun değilsin bu işten ama sen de göreceksin, iyi olacak. Bize sormadığına göre öyle olacağından bayağı eminsin herhalde. Evet, eminim. Çünkü Alper çok başarılı bir yönetici. İkincisi aileden biri gibi. Adamın her şeyini biliyorum, bana gol atmaz. İçi dışı bir düzgün. Daha ne olsun? Alper'e ben de değer veriyorum. Ama birine değer vermekle ona koca bir imparatorluğu yönetme yetkisi vermek arasında bir fark var oğlum. O fark hepimizi ilgilendiriyor. Ya aklıma bir şey geldi aslında. Aramızda Alper'i en eski tanıyan Yasemin değil mi? Niye ona fikrini sormuyoruz? Ne demek istediğini anlamadım. Hepimizden önce Alper'i sen tanıyordun değil mi? Evet. Ama ne alakası var anlamadım. Bence içimizde onun hakkında en iyi yorumu sen yapabilirsin Yasemin. Evet Yasemin. Sen de söyleyebilirsin fikrini. Yani çok sevindim tabii. Doğru bir seçim. Alper bu işin üstesinden gelebilecek kalitede biri. İşte bu. En doğru yorum da Yasemin yaptı aramızda. Madem biz ailecek Alper'i bu kadar çok seviyoruz, o zaman benim de size bir şey açıklama zamanım geldi. Var sende bir gariplik. Neyse, söyle de bilelim. Uzun zamandır bunu açıklamanın fırsatını kolluyordum. Şimdiye kısmetmiş. Çünkü bütün ailemi çok yakından ilgilendiriyor. Allah Allah. Ben de merak ettim bak şimdi. Hazırsanız açıklayayım o zaman. Hı? Biz Alper'le beraberiz. Yani anneciğim, eskilerin tabiriyle sevişiyoruz. Yenilerin tabiriyle de manitacılık durumları diyeyim abicim. Sen ne dediğinin farkında mısın Nil? Bakın, Olcay Hanım olaya yavaş yavaş aydı. Bu doğru olamaz. Doğru mu? Doğru. Sen biliyor muydun?
Ne diyordun Murat? Her şeyini biliyorum. Bir gol yemem mi diyordun? Bir daha düşün istersen. Murat, ne olur bekle.